Anadolu. Binlerce yıl medeniyetlere tanıklık etmiş kadim topraklar. Ve bu toprakların sahibi medeniyetlerin miras bıraktıkları eserler. Yok olmaya baş kaldırırcasına zamana meydan okuyorlar. Kimi zaman bir şehir, kimi zaman içeceklerini yudumladıkları bir testi, kimi zaman da yaratıcılarına ulaşmak için inşa ettikleri kutsal mabetlerdir onları var eden. Bu varoluş hikayesinin belki de baş aktörleriydi Selçuklu ve Osmanlı. Bu iki büyük devletin gözbebeği ve onlarca eserinin bulunduğu şehir Konya. Konya'da Hitit, Roma, Bizans uygarlıklarına beşiklik yapan, Anadolu Selçukluları döneminde Eşrefoğlu Beyliği'nin can bulduğu, benzersiz kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bir yerleşim yeri Beyşehir. Yolunuz Beyşehir'den geçerse iliklerinize kadar tarihi hissedebileceğiniz, sanatın ahşapta varoluşuna şahit olacağınız ve zamanda yolculuk yapabileceğiniz mabede, Eşrefoğlu Camii'ne mutlaka uğramalısınız. Beyşehir Gölü'nün tatlı esintisini yüzyıllardır taş duvarlarında hisseden Eşrefoğlu Camii, kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir mabet. Camiyi 1296 yılında Eşrefoğlu Beyliği'nin kurucusu Seyfettin Süleyman Bey yaptırır. Mabet, Selçuklu imzası sayabileceğimiz tuğla örgülü kubbenin, ahşap sütunların ve tavanın, kalem işçiliği süslemelerin, kündekâri minberin ve çivili mihrabın bir arada bulunduğu tek eserdir. Cami ayrıca gölgeli nakış tekniğiyle süsleme uygulamasında bir ilktir. 1296'da yapılmaya başlanan mabet, 3 yılda tamamlanmıştır. Eserin duvarları bilinen mimari yapılardan çok farklı. Sonradan eklenen bir cepheyle 5 cepheli, moloz ve kesme taşlardan inşa edildiği görülüyor. Ön cephede taç kapı, göz kamaştıran sanatının varoluşsal ihtişamıyla selamlıyor insanlığı. Taç kapının süslemelerinde görülen üslupla, Sivas'taki Gök Medrese ve Konya'daki İnce Minareli Medrese, işçiliği benzer özellikler taşıyor. Taç kapının sol yanında bir silme çerçeve içine alınan duvar ve üzerini süsleyen mazgal dendanları görülüyor. Taç kapının sağında yer alan yüksekçe minare, hatalı onarımlardan dolayı özelliklerini yitirmiş, gri, beyaz ve kırmızı taşlarla bezeli kare bir kaideye oturtulmuş. Minare çokgen gövdeli tek bir şerefeye sahip. Minare kaidesinin altında sivri kemerli bir niş içerisinde su haznesini antik bir lahdin oluşturduğu bir sebil bulunuyor. Caminin doğu cephesinde hem dışarıdan hem de cami içerisinden girişi bulunan Eşrefoğlu Süleyman Bey'in türbesi bulunuyor. Türbenin üst kısmı konik bir külahla kapatılarak Selçuklu geleneğe devam ettirilmiş. Ana kapının doğusundaki pencere taş işçiliği bakımından değerli bir örnek. Son derece etkileyici bir mekan olan Eşrefoğlu Camii'nin iç yapısı, 48 adet ahşap direğin üzerindeki konsollara oturan kirişlerin taşıdığı düz bir tavanla örtülü. Sütunlar yörede iladin denilen sedir ağacından, sütunların oyma, mukarnas başlıkları ise abonoz ağacından. İçlerinde çoğunlukla kırmızı, mavi ve krem rengi kalem işlemeler göze çarpıyor. Caminin göz kamaştıran bir mihrabı var. Ali İmran suresinin ayetleri mihrabı çevreleyecek şekilde adeta iğne oyası işler gibi nakşedilmiş. Mihrabın iç kısmında ve minberde güneş sistemini temsilen işlenmiş motifler görülüyor. Bu ihtişamlı ve huzur dolu yapının mihrap önü kubbe tuğlalarında renksiz, şeffaf sır kullanılmış. Bu kısımda yaşadığı toprakların tescilli rengi firuze ve mor kullanılmış. Mabet içinde başımızı kaldırdığımızda, kubbenin tam ortasında, klasik işçiliğin ötesinde bir madalyon karşılıyor bizi. Boşluklarında, Muhammed ve 4 halifenin isimlerinin yer aldığı bir yıldız. Tamamı ceviz ağacından yapılan minber, kündekâri tekniğiyle yapılmış çokgen geometrik şekillerden oluşuyor. Binlerce küçük ahşap parçanın çivi ve yapıştırıcı kullanmadan geçme tekniği kullanılarak birleşmesinden oluşan minber, ahşap işlemeciliğinde ders niteliğinde. Caminin güneybatı köşesinde iki ahşap sütun tarafından taşınan tek korkuluklu ve 13 basamakla çıkılan bey mahfili yer alıyor. Mahfil kirişlerinde Rumi süslemeler dikkat çekiyor. Mahfilin tavanını Bursa kemeri şekli verilmiş 3 destek taşıyor. Eşrefoğlu Camii'nin müezzin mahfili, mihrap önü kubbesiyle karlık kuyusu arasındaki 4 sütunun aralarına yerleştirilmiş. Mahfilin kirişlerinde kalem işi bitkisel motifler, korkuluklarında ise ajur tekniği kullanılmış. Caminin mimarı camiye öyle bir kısım eklemiş ki, görenleri şaşırtırken yaşanan zamanın ve mekanın inceliğini de gözler önüne sermektedir. Aydınlık feneri ve karlık kuyusu. Aydınlık fenerinin işlemi hem hareme ışık sağlamak hem de çatıdaki karların karlık kuyusuna atılmasına yardımcı olmak. Önceleri damda biriken karlar aydınlık fenerinden karlığa atılır, ezilerek buz yapılır, üstüne hasır serilir ve samanla doldurulurmuş. Ayda birkaç kere de yatsı namazından sonra hasır örtü geriye kadar açılır ve ağaçlara gereken nem sağlanırmış. Aynı zamanda karlıktaki kardan kışın caminin su ihtiyacı karşılanır, yazınsa ibadet edenler için serin bir ortam elde edilirmiş. Neredeyse 1000 yıllık geçmişi olan bu ahşap yapının günümüze kadar orijinal formunu koruyarak gelmesinin sırrı belki de bu. Şimdilerde caminin ahşap kısımlarında başlayan deformasyonların sebebi aydınlık fenerinin üstünün kapatılması da denebilir. Bu muazzam eser, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kabul edilmiş, insanoğlunun inşa ettiği nadide yapılardan biri.